Nilgün Tatlı bizlerle beraber efendim. İnsanın bazen soyadı çok denk düşüyor. İşte bu da o canım, anlardan biri. Canım. Bir insan bu kadar mı tatlı, bu kadar mı hoş sohbet, bu kadar mı şeker olur? Ne yapacağız? Bugün Osmanlı şerbetleri yapacağız. Allah! Hem de sıcak. Şifalı sıcak. Hem de nasıl? Aman! Bayılacak. Kadim bir kültür bu. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Şerbet deyince ay Osmanlı ayrı. Sarayda ayrı, halkta ayrı, evde ayrı, haremde ayrı. Her yerde farklı. Hem de bir o kadar güzel bir mozaik ki her yerden, geçmişten Orta Asya'dan günümüze, işte Osmanlı'dan sonra tekrar şu anki günümüze diye düşünebilmek lazım. Bölüm bölüm hangisini anlatsak yetmez, program yetmez. Şifalı'dan başlayalım mı? Tabii, hemen başlayalım. Evde yapabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi şöyle bir olay var. Özellikle mevsimde olan bitkilerden ne yapıyoruz? Gül, leylak, hem de izleyicilerimize gösterebiliriz. Buradaki bu ne? Karadut. Reçel de var. Çünkü neden reçeli de getirdim? İsterseniz reçelin suyuyla da yapmak mümkün. Ha. Hani hanımlar der ki biz nasıl maya yapacağız? Alırsınız reçelinizi. Bakın bu gül mayası. Ay. Özellikle saray döneminde de güller İsparta'dan gelirmiş. Gelen bu güller ne yapılırmış? Saraydaki çalışan ahçıların tarafından kimisi maya olarak yapılırmış. O güzel taç yaprakları kesilip güzelce şekerle ovulduktan sonra porselen kaplara ya da toprak kaplara basılıp taş odalarda saklanırmış. Harika. İstediğin zaman yapabilir. İstersen bir tanesini yapmaya başlayalım. Hadi yapalım. Tamam. Şifalı olanı mı yapalım? Neyi hepsi yapalım? Hepsi şifalı. Hepsi şifalı. Hangisini düşünürsen hepsi şifalı. Hatta şu an programı yaparken bir miktar sana şuradan bir ikramda bulunayım. Bu şerbet mi bu şimdi? Bu şerbet ama sıcak. Oh. Bir kokusunu al, bir tadına bak. Nasıl? Mis. Bu da nedir? Bunu yaptığım şerbetimiz de kakule. Bu ay, kara olan kakule. Güzel. Çok güzel. Değil mi? Değil mi? Harika. Hem yeşil kakule hem siyah kakule var. Bu pek fazla kullanılmasa da bu da çok şifalı olmasına rağmen. Nasıl faydalı kakule? Kakule nedir? Gaz gidermesi açısından, sindirim sistemini rahatlatması açısından, mikrobik durumlarda etkili olması, aynı zamanda rahatlatması açısından çokça tüketilmiş. Zaten yemekten sonra Araplar ağızlarına bir iki tane bu kakulenin içinde çekirdekler vardır. Ama oyuncu. Çok biliyorum kakule ama çok sert. Evet çok sert. Karanfil gibi yani. Ama bu çekirdeklerini zaten tüketeceksin, bunu çiğneyeceksin. Ha. Bu dış kabuğunu çiğnersen bunda yarar bulamazsın. Peki ama bu asıl. Ellerini mi kestin? Benim ellerimle patlıcan reçeli yaptım geçen gün. Ev hanımı olmak kolay değil. Ay çok tatlı. Canım benim. İzmirliyiz ya. İzmirliyiz ya. Evde yaparız. Evde. Bir de tatlıyızdır. Bir de kariyer ay yaparız pardon. Kariyerimizi yaptık. Kariyer de yaparız. Ay. Çocuk da yaparız. Maşallah iki tane ikiz var. Allah'a emanetler. Evet. Çok sevindim. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şimdi bir gül mayamızdan gül şerbeti yapalım istersen. Gül çok, şerbeti tabii, harika. Tabii. Önce koklayacağız. Biliyorsun. Ben ne yapalım? Oh. Şöyle bir kaşık dolu dolu. Gülümüzü sürahimize koyuyoruz. Evet. Suyumuz herhalde yan taraftaydı arkadaşlar getirirse. Suyumuz nerede? Ne yapalım biz bunu içerisine koyalım devam edelim. Ha, yarım biraz limon suyumuzu sıktık. Sonra şekerimizi bir, iki. Tabi bu arzuya göre değişebilir. Şeker oranını siz artırıp çoğaltabilirsiniz. Ben 4-5 kaşık koyayım ama bugün 3 tane koyalım. Kaç kilo aldık o kadar şekerle? Şimdi yani ben bayılırım da. 3 çorba kaşığı dolusu şekerle öncelikle başlayalım. 3 çorba. Evet. Çünkü neden? Yavaş yavaş şeyin şekerini arttıralım ki biliyorsunuz zararlı. Bu arttırmamış halimiz mi? Bu arttırmamış halimiz. Peki bunu güzelce karıştıralım. Yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilirsin. Tatlan. Çünkü neden? Şerbetler çok yararlı ama tabii ki şeker hastası olanlar ya da başka rahatsız olanlar mutlaka doktorların tanışarak kullanmasında yarar var. Yarar sağlarken zarar sağlamayalım. Hmm. Her şeyin azı karar, çoğu zarar. Çoğu zarar. Evet. Bu şekilde bunu karıştırıyoruz. Birazdan suyumuz gelince de içerisine suyumuzu ilave ediyoruz. Ve bu kadar mı? Bu kadar. Bu kadar. Bu hazır. Hazır. Tabii. Ne zaman ikram ediyoruz bu, bunu? Bu yazın soğutarak ikram ediyoruz. Kışında kaynatabilirsiniz. Bu şimdi gül diyecekler ki gül kaynatılarak hiç şerbeti içilmedi ya da içenler vardır bilirler. Ama kışın mutlaka bu bitkiler, bu meyveler istenildiği zaman hafif bir kaynatmayla yani bir taşım kaynatıp onu tüketmek mümkün. Ben bayılırım. Tabii bu da zencefili biraz önce verdiğim sana kakuleliydi hayatım. Bir dakika bunu içeyim. Ha, buradakine vereceğim ben şey yaptım. Nerede suyumuz? Hah getir.
Bu da zencefilli. Olur olur. Olur getir. Ben suyumuzu alayım. Koyalım o su. Alalım alalım. Alalım alalım da bir şey olmaz. Tamam. Biz bizdeyiz nasıl? Yabancı termostayız. Termos ne olmuş? Şu şeyini kapatalım bakmayın. Orasını. İçine karıştıralım. Büyük rezalet yani termos. Olur öyle böyle karıştık. Suyu karışık mı idare edeceğiz bunu? Tamam bunu böyle. Şöyle karıştırdıktan sonra şunu kenara koyalım. Evet bu hazır. Hemen koyalım o zaman. Hemen deneyelim. Azıcık. Böyle koyalım. Oh gül kokuyor. Gül kokuyor. Güllü lokumla falan ikram edebilir miyiz? Şüphesiz. Zaten gül biliyorsun eski dönemlerde bayramlar geldiğinde sokaklar gül suyuyla yıkanırdı. Sonra zengin insanlar yine orta çeşmelerde her mahalle arasında cadde arasında bulunan çeşmelerde de ne yaparlardı? Gül şerbeti akıtırlardı. İnsanlar orada bal şerbeti, gül şerbetiyle bayramlarını kutlar, seyranlarını kutlar, hep beraber mutlu olurlardı. Padişahlar ne zaman şerbet içerlermiş? Şimdi sultanlara, padişahlara bakacak olursak sabah kahvaltısında da var mesela arzu eden. Akşam yemeğinde de var. Özellikle acıkma dönemleri oluyor ya, iki günde iki kere yemek yenildiği için sabah çok güzel bir kahvaltı. Daha sonra da akşam işte gün batmadan nimete saygı açısından da erken yenildiği için mutlaka sofralarda şerbet vardı. Şerbetler hem hazmı kolaylaştırması açısından hem de insanları böyle rahatlatması, ne bileyim işte vücuttaki gereksiz işte toksinin atılımında. Mesela zencefil diyelim, hemen atlayayım konuya. Zencefil ne yapıyor? Aynı zamanda vücutta temizlediği gibi havayı da temizleme özelliğinden de yararlanmış geçmiş dönemlerde. Çok geçmişe bakacak olursak. Onun dışında ne olabilir? Bütün bu şeylerin ortak noktası şerbetlerin hep vücuda rahatlatması, dinlendirmesi. Mesela mental problemi olan insanları bile bunlarla tedavi etme özelliğine gitmişler. Şuradaki de istersen bakabilirsin. Bu ne? Bu da ne biliyor musun hayatım? Bu da... Yasemin. Yazlıkta yapıyorum ben bizim orada. Yasemin ne? Yasemin şerbeti için maya. Ha. Leylak, yasemin gül, zencefil bunlar her şey zirkencebin ne ararsan bunlar saray mutfaklarının vazgeçilmezleri. Kışın işte bunu bu şekilde sıcak, yazında soğuk olarak tüketmişler. Hadi yasemin reçeli de yapalım. Şerbeti. Ay, reçeli diyorum şerbeti. Ona bir su getirelim. Su getirirse arkadaşlar. Su getirelim. Hemen buraya koyalım. Bir... İki çorba kaşığımız şöyle koyalım. Biliyorsun 200 çeşit kadar dünya üzerinde yasemin şeyi var, çeşidi var. Bunların hepsini hanımlar düşünmesinler gittikleri zaman, bu yaseminden ben şerbet yapayım, maya yapayım diye. Bunun doğru olanını bulmak lazım, aktarlara sormak lazım, bilen kişilerle yapmak lazım. Bu sefer de zehirlenmelere sebep olur, Allah korusun. Her yaseminden... Her bitkiden yaparken mutlaka bir bilene danışmamız gerekiyor. Çünkü onun bir de bir Arap yasemini var. Bunlar da zehirlemelere sebep olabilir. 3 çorba kaşığı koyuyorum. Sen çorba çünkü istemiyorsun. Ben çok seviyorum şekerli de muhtemelen daha az şekerli yapacak. Gerçi şerbet de biraz şekerli olur. Ama şerbetin özelliği zaten şekerli olması. Geçmişte saraydayken biliyorsunuz en çok şeker tabii orası şeker tüketimi var, her şey var. Ama halk mutfağına döndüğümüz zaman şerbetlerin çoğunda bal kullanılmış. İkame mal olarak. Pekmez kullanılmış tabii ki. Bunlar da çok şifa kaynakları. Bir de şerbetler küçük bardaklarda servis ediliyor öyle değil tabii mi? Tabii ki. Kimi zaman kahvenin yanında olmuş, kimi zaman bir lokum yani şey şimdi ekmek partisi mesela bunları getirme sebebim de bugün size. Şerbetlerin yanında öğleden sonra hani acıkma oluyor ya akşam yemekleri yiyecekleri için bir parça şerbetle bir parça böyle ekmek parçasıyla o anı geçiriştiriyorlar akşam yemeğine gelene kadar. Ama ne kadar düşünceler güzel. Afiyet olsun. Suyumuz geldi bu arada. Tamam. Sıcak su geldi değil mi? Aman, ben dur, soğuk yavaş. Alacaktım ama fark etmez. Biz bugün hani soğuk yapalım. Ne sıcaktan gidiyoruz? Sıcak, bugün kış ya. Sıcak, sıcakla kış. Yapalım. Tamam. Yağmur yağıyor. Evet soğuk. Zaten bugün bu sene şu anki mevsimimizde kış olduğu için dediğin gibi sıcakla da yapabiliriz rahatlıkla. Şimdi benim eşim mesela bu şerbeti oylumcum neden içine... Limon çekirdekleri gitti diyecek. Şu an bizim şansımız olmadığı için mecbur kalıyoruz burada. Çaktırmadan şöyle saklıyoruz. İzleyicilerimiz ayıp olmasın. Görmesinler. Siz bana he deyin. Tamam koyun. Koy canım şuraya kadar koyabilirsin. Ha o kadar. Tabii. Bunu sıcak da içebilirsin soğuk da. Tabii bizim alışkanlığımız hep genelde soğuk gördüğümüz için. Tamam.
İşte bu kadar. Şeker eriyene kadar şimdi her şey. Şimdi bu mesela neremize faydalı? Bu şimdi yenini koyduk. Bunun içerisinde şey vardı. Yasemin. Değil mi? Uyku vermesi, rahatlatması, gaz gidermesi, hazmı kolaylaştırması, sakinlik veriyor en başta. Sinir sistemine çok iyi geliyor. Her şekilde tabii ki. Harika. Bunu bu şekilde hallettik. Nasıl mayaladınız bu Yasemin'i? Yaseminleri topluyoruz. Topladıktan sonra bunların hepsini güzelce bir şeyin büyük bir tane annem sağ olsun yapıyor. Ben gidene kadar yetişemiyorum çünkü Yasemin sezonuna. Haziran Temmuz gelince biliyorsun o güzellikleri şey yapıyor tam. Onları topladıktan sonra birazcık bir şekerle ovuyor. Suyu çıkana kadar. O bitkinin yani çiçeğin suyu çıkıyor. Özü çıkıyor. Sonra bunun içine çok az bir limon tuzu koyuyor. Hani bunu koruması için, uzun süre dayanabilmesi için. O yüzden onları güzelce cam kavanozlara koyuyoruz. Buzdolabında saklıyoruz. Arzu ettiğin zaman bundan reçel de yapabilirsin. Şerbet yapabilirsin. Hatta ben kurabiye ve kekleri de koyuyorum. Oh mis. Mis. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi neyimiz vardı? Bu reçel de değil mi? Evet evet. Reçelden yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Bir tanesini değiştirelim o zaman. Bunu ben alayım. Tabii. Dökersek bunu, onu. Cansu, bunu şöyle dökelim. Şu şekilde. Evet, bunu döküyoruz. Ben de bu kapakları açayım ki göstereyim. Mesela burada neyimiz var? Bunun kokusu nedir Oyrumcuğum? Mis gibi bir krem şey kokuyor. Kokuyor. Çiçek kokusu ama bu. Leylak. Leylak mı bu? Tabii bak leylak. Bak şimdi Leyla görüyor musun? Bayılırım bak, Leyla. İçini açtığın zaman dokularını görebileceksin. Bakayım. Gördün? Oh, mis nasıl gibi kokuyor. Çiçek çünkü. Yine maya. Bunu kurutulmuş olarak aktarlar da alabilirler. O zaman yaparlarken sevgili izleyiciler daha fazla koysunlar kurusunu. Yaş olduğu zaman yoğun olduğu için biz bir kaşıkla bu işi götürebiliyoruz. Nasıl gördün değil mi? Vallahi harika gözüküyor. Bu leylak da böyle çok güzel. Rahatlatması. Leylak rengi. Ve Avrupalılar bizden tanımış Leyla. Bizim ülkemizden gelip görerek tanımışlar. Çünkü bizde leylaklar çok fazla var. İstanbul'un her tarafı leylaktı biliyorsun. Ya halen yine öyle ama ya inanılmaz bir çiçek. İnsana huzur vermesi, rahatlatması. Yine bunun da sakinleştirme özelliği var. Gece yatarken mesela büyüklerimiz yanımıza ne koyardı? Bir kasenin içerisine ya leylak koyar ya Yasemin koyardı. Sen bilirsin İzmir'de. Özellikle Yasemin daha çok kullanırdı. Mercan köşkleri. Koymalarına bile gerek yoktu. Zaten İzmir koku, buram kokardı. Kokardı. Ne güzel topladım değil mi? Muhteşem. Bu da bunu bilirsin. Bunu da bilemedim. İkizlerine bol bol verebilirsin. Çünkü bunun hiçbir yan etkisi yok. Ne bu? Mercan köşk. Öyle mi? Tabii. Bunun da öyle güzel bir mitosu var ki. Anlatayım mı? Hadi. Şimdi tabii ki mitomistot olduğu için bu. Aşk tanrıçası Afrodit ne yapıyor? Denizin, okyanusun derinliklerine dalıyor. Bu en derinliklerden bu bitkiyi buluyor, çıkarıyor. Buna sevgi ve aşk sembolü olarak kabul ediyor. Dağların üstlerine bunları serpiyor uçarak. Mitos işte. Oh. Bu insanlar şifa olsun, sevgi versin, aşk versin diyor. İşte bu mercan köfte böyle bir şey. Çok hiçbir güzel. Yan etkisi yok. Faydalı. Son derece faydalı. Antioksidan mı? Hepsi, genelde hepsi antioksidan biliyorsun. Bunların hepsi gerçek bitki, doğal, kendi yetişebilen özellikle. Mercan köşkü bir sap koyduğun zaman biliyorsun o bahçede ürer gider. Bunun en büyük özelliği bir de şeyleri de kaçırtır biliyorsun yazın. Sivrisinekleri kaçırtma özelliği vardır. Öyle midir? Tabii. Aklımızda tabii, olsun. Tabii. Rahmetli babaannem bunu ezerdi, suyla karıştırırdı, ekleyip işte patlıcan biberin altına dökerdi. Doğal ilaç. Oh. Ve hiçbir şeyi de olmayan. Getireceğim. Zararı olmayan. Bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Bu arada bunu boşaltalım diğeri için. Gel. Gel şurada biz, evet bugün herhalde onu keşke buraya bir damacana koysaydık değil dermişim. Bunu yine dökelim. Buyurun. Teşekkürler. Bu da sıcak olarak öncelikle yapılıyor. Asla bu tür bitkilerimizi kaynatmamamız gerekiyor. Kaynatırsak içerisindeki bütün özellikler kaybolmuş bunu oluyor. Bunu nereden bulacağım ben? Bizim mercan köşkünü. Mercan köşk aktarlarda da satılıyor. Var. İzmir'de zaten bahçelerde, Kuşadası'nda benim ufak yazlıkta bahçemde yetiştiriyorum. Toplarız. Evet topluyorsunuz. Tamam. Kurutuyorsunuz. Arzu ettiğiniz kadar çocuğunuzun gazı mı var bebişlerimizin? Hemen içerisine bir kaynar suyun içine koyup süzdükten sonra afiyetle içsinler. Oh. Bu kadar. Şimdi biz şimdi hemen şerbetini mercan mi yapacağız? Evet. Kışın sıcak içilmiş. Bu bir de bizim Ege'yi Giritlilerden geçen bir şerbet. Son dönemlerde görebiliyoruz bunu. Bir de ben bu kitabımda isterseniz bakabilirsin. Şöyle göstereyim. Gösterelim izleyicilerimize. Şerbetler. Bunun geçmişten içerisinde günümüze şerbetler. Kitaplı
yapıyoruz yani. Bakar mısınız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin yayınlarından çıktı. İstedikleri gibi bütün hanımlar, beyefendiler buradan rahatlıkla alabilirler. Geçmişten günümüze şerbetler. En çok hangi şerbet tüketilirmiş Osmanlı döneminde? Sirkencibin, demir hindi, gül şerbeti. Onun dışında kakuleler sonradan giriş yapmış. Yani çiçek bazlı özellikle kaynar şerbetler, pekmezlerden yapılan ama en çok da demir hindi ve sirkencibini görebiliyoruz. Yani çok dersek 14-15. Yüzyıla baktığımızda. Zaman içerisinde baharat yolda açıldığı zaman, bütün baharatlarda saraya giriş yaptığı zaman her şey kabul görmeye başlamış. Güzel tatlar. Ondan sonra bunlar çeşitlenmeye başlamış. Sizin en sevdiğiniz hangisi? Benim en çok sevdiğim mi? Hanım eli şerbeti. Öyle mi? Hanım elim bitmişti, getiremedim. Kusura bakma. Olsun, Leyla'mız var. Onu da çok seviyorum. Onu da çok. Yine şeker 3 koyuyorum. Kaşık. Aslında normalde artırabilirler hanımlar ama. Ya da azaltabilirler. Azaltabilirler. Kendi tat zevklerine göre. Suyumuzu alalım. Bunda özellikle kaynar su koymamız gerekiyor ki hani demlenmesi gerekiyor. Biraz sonra o kendi sarı rengini çıkaracak. O güzel kokusunu, rahiyasını dışarıya vurmuş olacak. En önemli özelliklerden bir tanesi de canım. Nedir biliyor musun? Bütün şerbetlerde mutlaka ve mutlaka içerisine limon suyu koymamız gerekiyor. Neden? Sitrik asit içermesi açısından bütün şeylere, şerbetlere tadını öne çıkarır. Hem o baygın bir şey kokusunu almazsın, hem şekerini hem de kendi kokusunun da iyice yukarı çıkmasını, yani dışarı çıkmasını sağlıyor. Aslında tat son olarak derece basit. Basit. Çok kolay. Ve bir o kadar da lezzetli ama. Bir o kadar sağlıklı, bir o kadar lezzetli. Da sağlıklı. Gazlı içecekler içireceğimize çocuklarımıza biz ne yapmamız gerekiyor? Aktarlara gideriz. Eğer varsa büyüklerimizin yardımlarıyla bunları alırsak evimizde buzdolabımızın bir köşesine koyarız. Ne yaparız? Afiyet şekerle. Bunları yazın soğuk, kışın da sıcak tüketiriz. Onu istersen oraya şey yap. Şöyle. Birazdan bunu tadını merak alacak. Ettim çünkü. Tabii. Ve bu yan etkisi olmadığı için çocuklarda kullanılıyor. Kızımı ben bununla büyüttüm. Öyle mi? Gaz problemini çözdünüz mü? Hem de nasıl çözdü. Gerçekten mi? Yeminle. O zaman annelere, inanılmaz. Özellikle erkek bebeklerin gaz hem problemi nasıl? Müthiş. Buradan annelere duyuralım. Kesinlikle. Mercan köşk. Az koyun. Şöyle koyayım da. Tatmalık. Tamam. Nasıl oldu? Bir kere koku. Hepsi muhteşem kokuyor. Hepsi birbirinden farklı. Dikkat ediyor musun? Damağında farklı bir tat yaratıyor. İnsana böyle rahatlatma özelliği. Onu yiyebilirsin. Harika. Yiyeyim mi? Tabii. Odun bu. Odunsa yeme. Odunu at. Bunu yiyebilirsin. Şunu bana yedirecek. Görmedim. Kusura bakma. Bunu yiyeyim. Yemeyeyim onu. Bunu yiyebilirsin. Şimdi o konuya da gelmişken çok güzel bir konuya değindin aslında. Yapılan şerbetlerde eğer içerisindeki malzemeler mesela gül gibi, yasemin ve leylak gibi yumuşaksa bunları atalarımız zaten içindeki posasıyla birlikte tüketmişler. En önemli özellikle bağırsak sistemini temizlemişler. İçteki bütün gereksiz şeyleri atılımını sağlamışlar. Toksik maddeleri. Çok güzel. Bu da harika. Bu inanılmaz. Şu ana kadar daha favori belirleyemedim. Hepsi birbirinden ben güzel. Ben ikinci favorim budur. Bayılırım. Muhteşem. Bayılırım. Gerçekten çok güzel. Ama onu yedikten sonra daha da güzelleşti. Değil mi? Kesinlikle haklısınız. Şüphesiz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Ekmeğimizin tadına bakalım. Bu kadar şerbetten sonra. Bu? Çünkü şerbet yapıldıktan sonra mesela ayran ve şerbetin yanına mutlaka işte o ikindi dönemlerini hafif açlık hissedildiği zaman demir hindiyi getirdim görmen için nasıl olduğunu. Bunu da ekmeğimize mutlaka yaparmış. Bu yanında bulunurmuş ekmekler. Zaten sarayın ekmekleri muhteşemdir. Şöyle vereyim. Bana. Yok, hepsini yemeyeceksin. Ucundan. O zaman şu kadar vereyim. Daha keseyim mi? Pardon. Çok beğendi. Kokla. Ekşi mayalı mı? Tabii. Özellikle kendim mayalıyorum. Atalarımızın o ekmeklerin içerisindeki her şey bir dönem zencefil de varmış bir dönemlerde okuya görebiliyorum halk mutfağında. Saray mutfağının içerisinde ne var? Kara susam yani çörek otunu mutlaka kullanırlarmış çünkü hazmı kolaylaştırması açısından. Ekmekte biliyorsun hazmı hani ağır olur eğer içi çok şeyse. Bunları bu şekilde tüketmişler. İnanılmaz mutlulukta böyle bir sofra düzenliyorsun böyle ekmekleri bir gün yaptım. Atalarımızın. Yani böyle bir olamaz bir ekmek şeyi güzelliği. Siz ailecek nasıl formunuzu koruyorsunuz? Ben koruyamıyorum gördüğün gibi.
Kızım ve eşim kendi formlarını koruyor. Ben her şeyi size mi yediriyorlar? Ben kendim yiyorum. Yapıyorum, peki, yiyorum. Siz yemek yerken doyuyor, yemek yaparken doyuyor musunuz? İnanılmaz bir doygunluk oluyor ama arkadan 1-2 saat geçtikten sonra işte o mutfak beyni var ya, gel Nilgün. Hadi bu yaptığın da tadına bak. Bak şu yeni yaptığın şeyi nasıl seni etkileyecek. Hadi bir ondan tat derken. En iyi gün tabii ki kalkalım. Sonra her yemekten sonra mahcup olarak, ah bugün zayıflamam lazım. Keşke bu kadar yemeseydim diyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz ekmeğimizin tadına da baktık. Böyle damak tadımızı da değiştirdik. Şimdi ne? Bak dedin ya ellerine ne yaptın öyle diye. Bu patlıcan. Onun tadı da istersen bakabilirsin. Bugün herhalde hiçbir şey yemeyeceksin eve gidince. Ama yemen lazım. Ben çok yiyorum. Maşallah yiyorum. Yakıyorsun. Yakıyorum. Heh, çünkü ikizlerin peşinden koşturuyorum. Maşallah. Ama o zaman ben sıkı yiyenlerdenim. Ye, afiyet şeker olsun. Güzel yerim. Hiç zannetmeyin ki diyette böyle hiçbir şey yemeden hayatımızı geçiriyoruz. Maşallah. Hiç hayır demem. Maşallah. Bu patlıcan reçeli. Bir onun tadına bak. Bunlar da işte son artık bitti ya. Geçen hafta pazara gittim. Hüseyin amcam sağ olsun benden bana saklar. 3-4 kilo aldım. Hemen dedim bunu bitirmem lazım. Kireç yok bunda. Kireç kullanmıyorum ben. Biliyorsun bizim Egeliler pek kullanmaz. Yani kullanırız da bir domatesle falan daha çok dikkat çeker. Çok güzel. Bunda hiçbir şey yok. Bu da işte o dönemlerde yine kete gibi bir kete. Bunda. Yani ekmek benzeri. Kete? Kete gibi. Hani içerisinde yağ sanki oranı. Sanki kete ile yatıp keteyle kalkıyormuşuz gibi. Ben ilk defa keteyi duydum. Ümit bak mesela Sivas'ta kömbe derler. Her yöreye göre değişiyor. İsimleri değişiyor. Hoş. Ama değişik siz bir ne yaptınız yani? Yok, yapılır şey mı yapmadım. Bu? Bir şey yapmadım. Bu yapılır mı bize? Ne demek arkadaşlarla harika. Birlikte bunu tabii, biraz tabii. Sonra yayından sonra mutlaka yiyeceğiz inşallah. Herkese. Yetecek bu tadı kadar. Tecrübe ettireceğim arkadaşlar. Zannetmeyin ki tek başıma bitireceğim bunları. Şimdi hadi bir şerbet daha yapalım. Yapalım. Hangisini istiyoruz? Şey yaptık. Leylak yaptık. Yasemin yaptık. Gülü yaptık. Mercan Leyla, köşkü bunu yapmadık. Yapmadık hayır, mı? Hayır onu yapmadık. Aa pardon. Leylak yapmadık. Leylak yapmadık. Leylak yapalım. Çok özür. Yine su isteyeceğiz arkadaşlarımızdan. Su. Bunun kokusunu bir geldi. Daha algıla. Bak. Bakayım. Leylak. Evet. Leylak da annem ne yapardı biliyor musun? Bunları ezerdi ben çocukken. İçerisine zeytinyağı karıştırırdı. Ondan sonra biz ergenlik döneminde falan böyle birçok otları yaptığı için bir de onun biliyorum. Bunu da yüzümüze sürerdik kız kardeşimle. O hani sivilceler var ya akniler falan gerçekten etkili oluyordu biliyor musun? Öyle mi? Evet. Bir de o faydası da var. Tabii tabii. Her yönden zaten birçok şeyde saray mutfağında helvahanede yapıldığı için biliyorsun şerbetler, reçeller ve macunlar, ilaçlar. Orada bunlar aynı zamanda merhem olarak da bu tür bitkiler kullanılmış. Hani ayakta bir şişkinlik falan sarıyorlarmış birçok bitkiyi şöyle bir tane dolu dolu koyalım. Limonumuzu da eksik etmeyelim. Tabii 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 kesinlikle. Şekerimiz neredeydi? Heh, şurada. Tamam. Yani her şey kolay. Hanımlar gidiyoruz aktara. İstediğiniz, sevdiğiniz, burada dikkatinizi çeken ne varsa ekranda şu an size sunduğumuz değil mi? Hı hı. Alsınlar, çocuklarına götürsünler evde hep birlikte hafta sonu. Onlarla birlikte de yapabilirler. Hem öğrenmeleri açısından. Limonumuzu da alalım. Şöyle. Oh. Evet. Onlarla birlikte yapsınlar. Bu arada benim bir de Down sendromu çocukları yazdığım bir kitap çıkmakta. Ben aynı zamanda hoca olduğum için evet çocuklarla onların işte kendilerinin yiyebileceği anne babaya rehber olmasını istediğim hani yemekleri açısından yumuşak, vücutlarına sağlıklı, hatta içerisinde işte dediğim gibi çok fazla yağ içermeyen. İnşallah o da çıkmak üzere yakında. Çok güzel. Down sendromlular için, otistik yavrularımız için diyet ve yemek son çok önemli. Derece önemli. Çok önemli. Çok çok önemli. Çok özel diyetlerle çok tabii ki ciddi farklar yaratılabiliyor. Çölyak evet. Özellikle hastalarını biliyorsun. Onların şeylerine bağırsaklarındaki o enzim olmadığı için. Heh, şöyle pardon. O da çok güzel. O içindekiler içebilirsin diyeceğim. Onu bunu alalım. Da. Onu içme. Onu içme. Şimdi burada tabii ki şey yapamadığımız ya için. Ya birinci fark etmez. Heh, tamam. Süzemiyoruz tabii, tabii ki. Tabii süzemiyoruz ekranda. Hem daha çok yapabilmemiz açısından vakit kaybı olmasın. Nasıl? Çok güzel. Afiyet bu böyle olsun. Bu yazı özleyenlere gel gel yapıyor. Değil mi? Şöyle ferahlatıyor. Hafif esintili bir yaz akşamı. Dinlendiriyor. Begonvillerin altında oturururken güzel bir deniz kenara manzarası. Denizin dalgaları. Oo süper süper. Diye dalgalar vuruyor. Harika. Elimde leylak şerbetim. Ama özellikle Nilgün tatlı yaptı. Bu hayır leylak canım. Şerbetini. Afiyet ve yudumluyorum.
Güzel değil mi? İkizler geldi yanıma. Diyorlar ki Efe ile Defne, anne bana da bana da. Hadi veriyor muyum? Verebilirsin. Hmm. Tabii ki. Dediğim gibi hiçbir şeyi fazla abartmadan. Çok şekerli ama bu. Onlara bunu şeker alıştırmayalım. Şekerle yapmayalım bunu. Alıştırmayalım. Pekmezle yapalım. Pekmezle, balla. Ha, demiri ama var, asla tamam. Kaynatmayacağız, pişirmeyeceğiz. Direkt balı, bunu suyla. Bal yasak zaten. Enzimleri gider. Evet. Bütün vitamini değeri, her şey bozulur. Hmm. O yüzden mümkün değil. Bunları ne yapacağız? Çocuklarımıza genelde böyle yaparsak mayalarını, onlara hem ılık böyle soğuk, balı da ya da pekmezi rahatlıkla içine karıştırabileceğiniz güzel tatlar elde edebilirsiniz. Tarihte şerbet ilk ne zaman ortaya çıkıyor? Bakacak olursak bal 3000 yılın önce olduğuna göre o dönemlerde insanların gelen bazı şeylerde suyla karıştırıp içildiklerini, onlara işte hazım giderici özellikli olduklarını görebiliyoruz kitaplardan, belgelerden. Hmm. Zaman içerisinde tabii yerleşik topluma geçtikten sonra özellikle bizim atalarımızın bunlar birleşe birleşe her şey tatlar bir araya gelerek bitkileri iyice tanıyarak, bitkilerin işte dalından, yaprağından, gövdesinden, kökünden, çiçeğinden faydalanarak bütün bitkileri de her gruba bölerek yani birbirlerinden de öğrenmişler aslında. Hmm. Mesela Mısır'da bir dönem bitkiler bitmiş, ne yapmışlar? Afrika'ya kara ve deniz yoluyla gidip oradaki bitkileri, o bölgedeki bitkileri getirmişler. Hmm. Bu da ne olmuş? Zenginleşmeye başlamış, ülkeler birbirini etkilemiş derken ortaya harika bir tanınan, bilinen, insan sağlığına çok yararlı bitkiler bulmuşlar. Orta Doğu'da ve Türkiye'de çok biliniyor tabii ki şerbet. Tabii. Bunun haricinde mesela Amerika bilir mi şerbeti? Onlar bilmez ama bizden geçme şerbet diyorlar ya hani içerisinde şekerli ama şeyle buzla yapılan Karsambaç. Karsambaç bizim bildikleri evet. Onlarla diyebiliyor. Onlar bilmezler ya. Bizim kültürümüz dünyanın en güzel yemek kültürü. Biz bunlara yeter ki sahiplenelim ki bakın yazdığım kitapların en önemli özelliği benim. İleride öldüğüm zaman insanlar ne yapacak? Aa öyle bir bayan bir şey yazmış. Bak bizim kültürümüzmüş diyecekler. Mutlaka iz bırakalım istiyorum. Hepimize düşen görevimiz daha nedir? Daha durun daha çok yapacak çok şey var. Yani ama insan sonuçta faniyiz biliyorsun. Dolayısıyla böyle düşünerek yola çıkarsak çok güzel eserler bırakırız diye düşünüyorum. Bu da çok... Demir hindi. Bu basılmış. Biraz ekşidir. İstersen kendi elini alabilirsin. Gerçi elin temiz mi? Ama çekirdeği var dikkat et. Tamam mı? At ağzına bir parça şöyle... Nasıl atıyor? Azıcık biraz. Ekşi. İşte asıl ana şey yapılan şey demir hindi sarayda. Aynı zamanda yemeklerde de kullanılmış. Bu asıl. Asıl bu. Evet. Bunu sıcak da içebilirsin. Yazında soğuk içiyorsun. Hararet kesiyor. Bol C vitamini içermesi. Bunu nereden bulacağım? Yine aktarlarda var mı? Var. Şimdi ben Dubai'den aldığım bir parça var sana vereyim çıkarken. Dubai demir hindisi. Ya onlara zaten her yerden geliyor. Hmm. Bize de var artık. Ay ben de bol olduğu için dedim. Kardeşim de veriyor. Saraya nasıl gelmiş? Saraya yine dediğim gibi Arap ülkeleri hani topraklarımıza girdikçe ne oluyor? Onların kültürleri de denk geliyor. Hani beğendikleri kısımları atalarımız alıyor. Peki. Bakıyor, görüyor ki hekim başları C vitamini insan sağlığına yararlı. Arap hekimler de var. O dolayısıyla ortaya güzel bir şey çıkıyor. Bundan nasıl şerbet yapıyoruz? Yine bunları, pat diye içine koyuyor bunu muyuz? Kaynatıyoruz. Ha, kaynatıyoruz. Bunu kaynatılıp açılması gerekiyor. İçerisindeki aroma bütün çıksın ki arkasından kendi rahisi ortala şey yapsın. Nefasetle içelim. Nasıl Osmanlı'da takdim edilirmiş şerbet? Opak, kristal, altın işlemeli. Mesela bunlar birer örneği diyebilirim. Bunlar tabii ki imitasyon sarayda yapılan, asıl olanlardan yapılan el eşi malzemeler. Onun içerisinde buz gibi her şey. Oh. Ve özellikle markalı işte ne bileyim herkesin işte sultanı ayrı setlerde. Haremedeki işte valide sultanı ayrı. Bu şekilde yapılırmış her şey. Bu silsileyle güzelliklerle istedikleri şeylerde, sevdikleri kaplarda sunulurmuş. Ne güzel. Kültürümüz ne kadar özel ve güzel. Nasıl? Ne kadar kadim ve ne hem kadar... Nasıl? Vazgeçilmez. Bakın yüzyıllar geçmiş aradan ama biz hala bu kültürün içerisindeyiz. Bize yabancı değil, yabancılaşmamışız geçmiş kültürümüze. Ama yenilemişiz, hayatımızı adapte etmişiz. Çok doğru. Ve sizin gibi yeni
insanlar bunu bizlere yazarlar kazandırıyor, tabii, yazarlar. Tabii. Haklısınız. İşte böyle size bunlarla uğraşıyoruz. Ay. Başka siz bir şey varsa sormak istediğiniz. Mesela bunu yaptım. Bir de katmer var bak burada mayalı. Bu da bundan yedim. Çok hoş. Yedin mi? Ha yok yemedim bundan yedim. Bundan yemedim. Bu katmer bunun içerisinde dediniz. Ne yapıyoruz? Mayayı yaptıktan sonra hamuru mayalıyoruz ya. Ondan sonra biraz mayalandıktan sonra elle açıyoruz yağda. Biraz yağlayıp üstüne tekrar diğer katını koyuyoruz. Hmm. Bir iki tane bu bekliyor. İşte bu bayatlamayan çok eski reçetelerden halk mutfağında şerbetlerle sunulurmuş. Akşam evde ne yemek var? Bizim evde mi? Dün akşam misafirim vardı. Kuzu kapamadan kaldı. Kuzu kapama var. Ondan sonra sebze çorbası var. Biraz da pilav var. Hiçbir şey yapmayacağım bu akşam. Çünkü 3.30'da yattım. Sabah. Oh misafir vardı. Keyif, evet. Eğlence tatlısı yaptınız. Tatlısı da getirdim misafirime yaptığım kurudut tatlısı. Dedim ekranda güzel güzel hem de fırsat varken bunları da tadalım. O zaman ben tadalım. Hemen şunu deneyeceğim. Evet. Kurudut tatlısını evet. Yine ben hayatımda ilk defa duyuyorum. Bir dene. Çünkü kurudut. Ben gelen konuklarıma da misafirlerime de mutlaka saray mutfağından, halk mutfağından yapıyorum. Çünkü bunlar biliyorsun kışın daha çok hem saray mutfağında hem halk mutfağında şerbetli tatlılar çok pişiyor. Çünkü soğuk ya hava. Hafif revani gibi. Gibi. Değil mi? Ama değil. Ama dut değil. Var içerisinde. Dut var. Dut var. Bunu böyle kaymakla falan da koyuyoruz da ben şimdi getirmedim kaymak hani pek fazla şey karışmasın artık çok şey var ya. Ama siz çok tehlikelisiniz. Ben çok kötü tehlikeliyim. Çok tehlikelisiniz. Bu ne? Ay, sormayın. Şerbetler, dut tatlıları falan, ekmekler, evde. Ama ne güzel ortak bir noktamız var. Atalarımızın tatları unutmayalım, unutturmayalım. Hep beraber bunları evde mutlaka birisini pişirelim ki çocuklarımıza da örnek olup bunları bizimle birlikte ülkemizde her zaman gelişsin, daha da zenginleşsin. Çok teşekkür rica ediyorum ederim. Geldiğiniz ne için. Demek? Biraz yordun mu sizi ayakta? Yok normal. İyi tamam normal. Çok sevindim. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Dediğim gibi yeni kitabınızı bekliyoruz heyecan ve merakla. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ ol bütün canım. Ev ahalisine selamlar, sevgiler, saygılar. Hepsine. Bir de öpücükler. Öpücükler. Biz de kısacık bir ara tamam. Vereceğiz ve sonra oyuncak sever misiniz? Hem de nasıl halen bebeklerim var. Ay siz de bizdensiniz evet, yani. Evet. Biz de sizin gibi hep genç kalanlar ve tabii ki çocuklarımız için. Kesinlikle. Programımızın değerli psikoloğu Aslı ile oyuncak köşesi yapacağız. Süper. Ve oyuncakları masaya yatıracağız. Çok teşekkürler. Kısacık bir ara ama önce.